Aslan burçlarına geldi. Sevgili aslan burçları. Önemli anlaşmalarda dağınıklıklar yaşanabilir. Örneğin bir ev satışınız varsa, bir arsa alma planınız varsa ya da bir takım borçlar alıyorsanız ya da alacaksanız bir takım işte parasal hayatınızın önemli döngülerinde bir geçişleriniz varsa ya da bir iş kuruyorsanız ya da işinizi büyütüp ortaklı farklı bir kolvara gireceksiniz ya da yurt dışına bir takım yatırımlar yapacaksınız. Bu da buralarda bir takım dağınıklıklar yaşanabilir. Dikkat. Çocuk sahibi Aslan burcuysanız çocuğunuzun enerjisiyle zaten onu başta söylemiştim. Çocuk enerjisi yükselecek. Hem Mars havada hem Merkür retrosu var. Allah Allah denen bir gökyüzü olayımız var. O yüzden de herkes coşkulu. Çocuklar hepimizden daha coşkulu der. Ha bir de şu küçük bilgiyi vermek isterim. Uzun zamandır çocuk sahibi olamıyorum, olmak istiyorum. Biliyorsunuz ben bu konulara çok değinmem. Çok hassastır benim için. Bu döngüde Türkiye'nin 5. evinde hareket eden etkili olacak gezegenler çocuk sahibi olmayı isteyen, olamayanlara bir şans verecek ve bir bu retro'nun da dediğim gibi sıkışık hayatlara, bir uzun zamandır dertleri olanlara da fayda sağlayacak diye de böyle olumlu bir tarafını anlatabilirim. Yengeç atladık mı? olabilir her yerden şimdi bak 15 dakikan 5 dakikan kaldı ne, değil, dakika benim dakika asıl tabii dağılıyor olabilir olabilir değil mi yengeç evet, Az, evet. o zaman başa geçmeden önce yengeç yaparız evet, tamam sevgili yengeçler Şimdi e, maddi kayıplarınızı ek gelir elde edeceğiniz işlerle kapatmayı düşüneceksiniz. Yani siz yaz ayları boyunca hem işinizle hem paranızla hem harcamalar hem aileyle ilgili birçok harcama yaptınız. Dolayısıyla da maddi kayıpları kapatmak için ek işler alayım mı acaba? Tıpkı 2006'da 2007'de gibi diyorsanız alacaksınız. O kesin bilgi. Daha sonrasında çevrenizdeki kişilerin davranışlarına ne oluyor dedirtecek. Yani sizin çevrenizde en yakın arkadaşınız. Ya da eşinizin ailesi ya da erkek arkadaşınızla ortak grubunuzdaki bir takım arkadaşlarınız... ...ya ne oluyor bunlara demek zorunda kalacaksınız. Çünkü herkesin tepkileri birazcık kontrolsüz olacak. Tepkiler sert, iletişimde sıkıntı var. Herkes biraz daha keskin tavırlar sergileyeceği için yengeç burçları biraz kabuğuna çekilecek bu süreçte. İlişkinizdeki yaralar da kapanıyor. Eğer örneğin bir ilişkiniz var problemimiz var. Yengeç Burcu ağlatıyorlar, üzüyorlar. E yaraları da kapatır işte bu retro diye de böyle iyicil de bir faydası var deriz. En azından o inatlaşmaları. Çok zor bir işim var. Benim çok bu küsüyor diyorsanız. Çok zor bir ilişkim var. Bir türlü o işinin yoğunluğundan bana zaman tanımıyor da ailesinin sorumluluklarından bizim ilişkiye zaman kalmıyor diyorsanız ve yengeç burcuysanız ve hayıflanıp dertleniyorsanız. işte ilişkinizdeki bu uzun soluklu yaralar kapanır diyebilirim. Aşk hayatınız zaten yaraları kapattığımız için bol yıldız veriyoruz ama kıskançlığa dikkat edin diyoruz. Kalplerinizi bol bol verdi. Kariyer ve para konusunda ise öne çıkacaksınız. Çünkü zaten bu gökyüzü olaylarının yanı sıra 6 Ekim'de Mars'ian bir yönetici gezegeninizin aktif olduğu bir yeni aya gidiyoruz. Adı yeni ama olaylar eski defterleri açtırmalık olacak. Dolayısıyla da eski alacaklarınızı size aldıracak. Para ve kariyer konusunda önünüzü açıyor. Şimdi aile konularına gelecek olursak uzun zamandır iş arayan veya uzun zamandır sağlığıyla ilgili problem yaşayan kişiler varsa ailenizde işte buralar biraz sizi koşturup yoracağı için burada da iki yıldız verdik ve geldik. Aslan burçlarının önemli anlaşmalar, dağınıklıklar yaşanabilir dedim aslanları anlattım. Çocukların enerjisini aslan burçlarına daha çok anlattım. Çocuk sahibi olmak isteyenlere bu retronun tek bir faydası var hani her şeyi yıkmaz bir buraya faydası var dedik. Ve kariyer para konusunda aslan çok harcaması olacağını söylediğimiz için veya iş yerinde beklediği zam mı, işte yükselmeyi, atanma gibi konuları hani her şeyi toplayalım kurumsal, kamusal, özel sektörde olabilir. Dolayısıyla buralardaki para ile ilgili beklentilerini alamamasından ya da almasının süreci uzayacağından dolayı Kariyer ve para konusunda kısıtladık ama aile konusunu aslanlar herhalde nadir burçlarda bu retroda. Etkilenmiyorum artık kendi önüme bakıyorum. Yazın zaten bir retro yaşandı bana da yetti ben de kapımı kapattım. Herkesi kendi haline bıraktım kafasına girdiği için aile konusunda muzdarip değil. Şimdi Başaklar Merkür'ün ikinci çocuğudur ve gün eğer haritanızda Merkürünüz Başak'ta ise siz cinsinizdir, akıllısınızdır, çok akıllısınızdır, pratiksinizdir. A derken B'yi anlatır ama topla çıkarsınız ortalı. Peki bu yeteneğiniz bu günlerde işe yarayacak mı? Bakın Burcu demedim, Merkür Başak say dedim. Genelde de Burcu Başak olabilir ya da Burcu Aslan olanların çünkü Güneşle Merkür iki ayak gibidir, birbirinden çok uzaklaşamaz. Hmm. Bir ayağı ileri attığınızda öbür ayak çok uzakta kalamaz ki birbirine yakın hareket hmm. ederler. O yüzden de merkürünüzün nerede olduğunu mutlaka öğrenin. Eğer merkürünüz başaksa, burcunuz da çoğunlukla başak olabilir. E sizin bu cim fikirliğiniz, pratik zekanız, böyle hatip eden, her şeyi toplayan diliniz buralarda kitleniyor. Çünkü yönetici gezegeniniz geri gidiyor. Bir de merkürünüz ise A derken B'yi anlatırsınız potları büyük büyük kırarsınız ilgi alanlarınızı mesleğe dönüştürmek istiyorsanız doğru bir zamandasınız. Yani bu, bugünlerde network yapabilirsiniz, sosyal medya hesabı açabilirsiniz, araştırma yapabilirsiniz, fikir alabilirsiniz. Eğer teknolojiyle uğraşıyorsanız, yani şimdi bizim burada ne var? Kameramanlarımız var. Dijital projelerle uğraşıyorsanız, dijitale dair ne yapıyorsanız, bu döngü sevgili başaklar hazırlanma döngünüz diyebiliriz. Yenilik ve huzur aramak sandığınızdan daha zor olabilir. Zaten pot kırıyordunuz az önce bunu açıkladık. <laughs> Ani kararlar almayın. Örneğin ah ben seni saydığın sektörlerdenim dur şimdi şirket kurayım derseniz <laughs> yok. 21 gün yok. Biz Deniz'e ne dedik ofis buralara gidip derken ekibe de danışmanlık veriyorum ya yaküstü. Dedim ki retrodan önce taşın yani kontratını akitini sağlam yap. Çünkü biz evlerimizde uzun oturmak isteriz. O yüzden de eğer bir iş kurmayı düşünen başaksanız size tavsiye Bugünlerde bu retroda yönetici geniz geri giderken bunu yapmayın. Eğer taşımayı düşünen bir başaksanız da bunu yapmayın der. Ani kararlara dikkat dedik. Aşk hayatınızda. Şimdi başakları herkes ne yapar? Çok titizler. Ama titizliği nedir? Çocuğun terliği, annemin ilacı, yok o ona Covid bulaştırdı mı? Aslında evhamlıdır demek daha doğru. Yani evi temizleyip, derleyip, topluyan gibi anlamak da bazen Başaklar'ın yanlış bir yafta oluyor. O yüzden de Başaklar'ın bu düzenleme tavrı evli Başaklar'ın eşlerini çok yoracak. Geçmiş olsun. Eğer bugünlerde bir Başak'la evliyseniz... Yandınız. Yandınız. Türkçesi bu yani lafı evirip çevirip de başka bir şey anlatmayayım. Yandınız derken de neyde yandınız? Didik didik edecek. Çocuğun işte hırkası giydi mi, okula bırakıldı mı, çantası geldi mi, ben sana ah, onu al dedim bundan gitti şey mi. E yorucu bir şey. Ama o da ne yapsın? Yazık yetişmeye çalışıyor. Bu Beyni dönem koşuyor. birazcık daha mı coşacak yani bu dönem? Evet durum çünkü özellikle. detaycılığı artacak. artacak. O yüzden de aşkta, ilişkide, evlilikte başakların böyle ahres sorularına hazırlıklı olun. Kariyer ve para konusunda uzun zamandır işimi yapmaya çalışıyorum ya da kamuda çalışıyorum. Yükselmeyi bekliyorum bankada çalışıyorum diyen bütün başakları ki genelde müfredatı olan işlerde çalışır. Öğretmenlerdir, hukukçulardır, memurlardır. O yüzden de sevgili başakları diyoruz ki bu aralar yükselebilirsiniz paranızda artış söz konusu. Aile konusunda mı? E, kardeş meselesi size de yansıyabilir ya da kuzen, akraba, aynı işte akraba işleri yapıyorsanız buralarda size biraz iki yıldız verdik. Anladınız ne demek istediğimi biraz sıkıntılar ve karışıklıklar söz konusu olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.